Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Mountain Blade 2 Bannerlord bölümüne hoş geldiniz efendim. Mountain Blade 2 Bannerlord serisinde Umay Hatun serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geçtiğimiz bölümlerde Güney İmparatorluğu'nun da ortadan kalkmasıyla beraber sadece önümüzde Kuzeyit ve Asara engeli kalmıştı. Lakin bunlar pek engel olarak gözükmüyor şu an için. Çünkü normalde Kuzeyit tarafının gücünü neredeyse tamamıyla bitirmiştik. Ama yeni kurulan klanlar Kuzeyit'e katıldığından dolayı onlar güçlenmişlerdi. Asaray hala olduğu yerde duruyor bu arada. Asaray'ın pek bir canı yok ama şundan korkuyorum. Bütün bölgelerin denetimini ele geçiren sevgili Balgard asileri var ya hani. Bu asiler esasında Kuzeyit'e karşı ayaklandılar. Yani mantıken Kuzeyit'e katılmamaları gerekiyor. Ama şöyle bir durum var. Bu asiler Sturgialı oldukları için ve ele geçirdikleri medeniyetler İmparatorluk medeniyeti, Vlandia medeniyeti olduğu için çeşitli isyanlar çıkacak diye tahmin ediyorum. Yani sevgili arkadaşlar, günün sonunda kısa özet geçecek olursam buralarda isyanlar çıkıp isyancıların isyancıları oluyordu değil mi öyle? Neyse, çok emin değilim ama yani eğer isyancıların isyancıları durumu oluyorsa, Balgard asilerinden bağımsız olup kopan şuradaki imparatorluk toprakları veyahut buradaki Vlandia toprakları tekrardan gidip Kuzeyit'e katılabilir ve bu durum Kuzeyit'in güçlenmesine sebebiyet verebilir. Yani çok tehlikeli bir ortamdayız aslında. Neler olup bittiğini de çok bilmiyorum ama elimden gelen en iyi şekilde savaşmaya çalışacağım sevgili dostlar. Videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Kanala abone olursanız da müthiş olur efendim. Hemen şimdi Suran'ın birliğine doğru bir ilerleyelim. Ve kendisini esir alıp kellesini alalım sevgili dostlar. Bu arada umarım bir çekme sesi duymuyorsunuzdur. Bip 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 bip. Telefon uzakta şu an çalıyor, farkındayım da. Umarım bir ses duymuyorsunuzdur yani. Öyle videonun içinden geçiyorsa şu an bu ses gerçekten hiç hoş olmaz. Pekala. Ben niye bu savaşa girdim ki? Neyse. Bizim atlıların gücünü test etmiş olalım ya. Böyle bir videonun ilk başından savaşla girmek iyidir değil mi efendim? Ortalığı bir kontrol etmiş oluruz. Kendi el ayarımızı bir kontrol etmiş oluruz. Ya şöyle düşünün yani. Havayı bir kokladık gibi düşünün. Neler var neler yok bir bakındık gibi düşünün efendim. Oo. Bu girdiğimiz asker zaten... Tamam. Yo değil bu herif Kuzeyitli, evet Suran Kuzeyitli ve elinde adamın Kuzeyit atlı okçusu namına hiçbir şey yok ya. Çok iyi. Hop. Özlemişim ya bu Ronfale'yi kullanmayı. Çatır çutur. Ya sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz bölümler böyle benim için birazcık zorlu geçti. Çünkü açıkçası hani şey, böyle savaşlar yapılıyor falan. Ben atlı okçuları otomatiğe almadım mı? Niye tek savaşıyorum ben burada? Oh. Bir tane daha yedim omzuma. Neden ben burada tek başına savaşıyorum? Kardeş yeter, delik deşik ettin beni. Lan bende de yok mu ok? Ha, bende de yok mu lan? Heh. Bende de var da bende yetenek yok. Oh. Abi benim okçular itinayla söz dinlemiyor galiba. Kanka. Serbestsiniz oğlum, dalsanıza şunlara. Aa. Bir baktım ben tek başıma savaşıyorum. Bu arada telefon titreşimde ya. Böyle hala kulağıma titreşim sesi geliyor biliyor musunuz? Size de öyle oluyor mu bilmiyorum. Böyle bir melodi sanki kafanın içinde devam ediyor gibi. Sen sıyırmışsın abi. Bak yayında böyle oluyor. Hani ne dersem diyeyim, sen sıyırmışsın abi. Ya arkadaşlar, bu arada minik bir ricam var. Gözünüzün çapağını yiyeyim ya da yemeyeyim. Çok hoş olmadı. Ya lütfen abi, bak yayına geliyorsunuz tamam mı? Yayına, yani YouTube'dan gelen sadece 1-2 kişi var. Adamlar yayına geliyor. Ve sadece ama sadece şu, bak tek bir diyalog var. Birader, videoyu ne zaman atacaksın? Ya çektiğim videoyu kendime saklayacak olma ihtimalim var mı sizce? Yani nasıl bir fantazi olabilir ki? Beyler ben video hazırladım. Mountain Blade 2 Bannerlord, evet. Umay Hatun serisinin yeni bölümü, evet, ama yayınlamayacağım.
Adam der ki peki sanırım arkadaş hani bir takım problemler yaşıyor. Allah yardımcısı olsun hani bu geçecek diyalog bu. Her Allah'ın günü abi, her Allah'ın günü olur ya. Arkadaşlar elimde video olduğu zaman atıyorum. Rica ediyorum sizden. Her Allah'ın günü adam geliyor, ne zaman atacağım bölümü diyor. Yani 2 aydır akşamın 5'inde yeni video geldiğine göre bugün kendime saklamaya karar verdim. Kendi kendime izleyip oh ne güzel oynamışım, oh yapacağım böyle. Size mantıklı geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Elimde video oldukça atıyorum. Ne olur gelip sormayın artık. Arkadaşlar bu arada bu sitem yani yaklaşık 500-600 kere cevap verdikten sonra gerçekleşiyor. Haberiniz olsun. Yani gerçekten şeyi görmeniz lazım böyle bak. Abi yayına bir ara bir uğrayın, tamam mı? Bir uğra. Konuşmak zorunda değilsin. İzlemek zorunda değilsin. Orada chat paneli var, tamam mı? Sessizce otur orayı bir izle. Çok beklemiyorum senden. Çok bir beklentim yok. 3 dakika, 4 dakika artık ne kadar zamanın varsa 5 dakika. 5 dakika bir oraya bak. Yani benim ne demek istediğimi sonuna kadar anlayacaksın. Telefon biraz daha titreşirse bu arada camdan atacağım şöyle. Sinirler gerilmiş değil mi böyle? Yok yani tamam seri eğlenceli, keyifli, teşekkür ederim. İlginize, alakanıza teşekkür ederim. Eyvallah ama yani yayında ben bir NPC'ye dönüşüyorum. Şu an YouTube videosunda yayınla alakalı şikayetlenmek ne kadar doğru bilmiyorum da şikayetlenme demeyin böyle, içimi döküyorum. Hani bir NPC'ye dönüşüyorum abi. Aynı Suran gibi oluyor bakışlarım. NPC Samet Güngör. Yani sürekli şey böyle bana tıklıyorlar ve bir diyalog bekliyorlar böyle akşam saat 5'te. Akşam saat 5'te. Akşam saat 5'te. Yani agacım, bilmiyorum. Zoruma gidiyor artık. Bundan sonra akşam saat 5'te değil. Akşam saat 6'da ya da 5.15'te. Yani işin şakası bir yana abi, belli bir yerden sonra tadı kaçıyor gerçekten. Ve dediğim gibi gelip 5 dakika baksanız ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdiden anlayışı için herkese çok çok teşekkür ederim efendim. Yani dediğim gibi bir NPC'ye dönüşüyorum ve NPC'ye dönüşme hoşuma gitmiyor. Çünkü hani sürekli aynı diyalog, anladın mı? Sürekli aynı diyalog. Ne zaman atıyorsun? Ya akşam 5'te. Vay, Çagun vekillikte 200 oldu. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Kent projelerinin %10 daha etkili olmasını sağlayabiliriz. Çagun önce o kadar savaşçı bir çar değildi ve her şeye rağmen iyi iş yapıyor. Vay 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 vay. Paşam güzel ordu kurmuşsun ama yemezler. Yemezler, güzel ordu kurmuşsun ama yemezler. Ben geliyorum oraya. Ben geliyorum oraya. Bekle, bizim Çaykant'ta ne kadar asker birikmiş öyle ya. Vay 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 vay. Hakikaten çok sağlam asker birikmiş abi. Teşekkür ederim. Varsa bir de peynir rica edebilir miyim işte? Peynir, bira, tereyağımız var yeterince, teşekkür ederim. Şey gibi dolaşıyorum zaten. Ayaklı cephanelik gibi. Abi 5 milyona yakın param var. 5 milyon! Evet yani işte böyle kendi krallığını kurunca zengin oluyorsun tabii. Selamun aleyküm. Kanka bir saniye bir kenara park edebilir misin? Seninle konuşmak istediğim birkaç parça bir şey var. Evet, kaleye de kaçamadın. Kaleye de kaçamadın. Heh, konuşmak istediğim birkaç parça bir şey. Teslim ol. Tigrit'ten Huranuk kalmış bir tek. Bu klanı vurduktan sonra Tigrit klanı komple yok olacak ki bu klanın yok olması önemli. Abi çoluğa çömbeleye bak. Yani bu herifler büyüdüğü zaman, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizi çok yarar. Kergit'ten, daha Kergit'ten çok adam var. Yani şunlara baksana. Manan'ı kesinlikle kesmemiz gerekir. Manan 39 yaşında. Yaşıyor. Badur 13 yaşında, yok. Badur'dan bir şey olmaz. Bu arkadaşın ardından, Bagayir'in ardından Mana'yı kesersek şey olur. Yani bu klanı sonsuzluğa uğurlarız abi. Kergit'i kapatırız. Arkit'ten de Rustika kalmış. Kojirin'i de bulduğumuz zaman Arkit de iner ki Arkit bir an önce inmeli. Yani şuna baksana abi. Herifler böyle fotokopi gibi. Hakikaten Oto'da mı salsam, kendime güvenemedim burada. Ya da neyse ben vuruşurum. Herifler fotokopi gibi aga, fotokopi gibi. Askerler emrimdir. Ne gerekiyorsa yapın. Elimde biliyorsunuz bu arada 234 tane Kaan muhafızı falan var. Yani 250 tane Kuzeyit Kaan muhafızı var.
Kuzeylilerin olayı atlı ordularıdır. Karşının atlı ordusundan kat kat kuvvetli bir atlı ordum var. Yani hiçbir konuda endişelenmeme gerek yok şu an. Her şeye tek atabiliriz. Atın kafadan vurduk. Tabii. Atlıları atlılarla sıkıştırıp atlıları atlıların taktiğiyle çok rahat indirebiliriz abi. Çok çok rahat. Hocam merhaba. Kuzey klanlarını bir bir devireceğiz. Hatta sadece klanları devirmeyelim. Yanımıza adam alalım da bir iki de şehir alalım ya yanımıza. Gerçekten bir iki de şehir alalım. Bir de eğer bizimkiler Kuzeyit'in uzaktaki topraklarını hani isyan edenler var ya. İsyan edip onlara katılanlar. Oradaki toprakları falan alırlarsa da oraya yeni klanlar kurarız. Abi bu arada var ya yani adamları biçiyoruz resmen ya. Oy 29-28 hasar ne? Biri geldi böğrümün yarısını alıp kendiyle beraber götürdü. Çekil bakayım kenara. Piyadelerin arasında sıkışmadınız değil mi? Evet, bu savaşın biraz daha zorlayıcı olacağının ben de farkındaydım ama. Abi ölürsek de kuzey topraklarındayız. Ne olacak? Daha iyi adamlar toplarım. Çok daha iyi adamlar toplarım hem de. Bu arada sevgili dostlar nihai amacımızı biliyorsunuz. Bütün dünyayı Kingdom of Babuş çatısı altında toplayacağız ve bu dünyada sadece ama sadece bizim görevlendirdiğimiz ve bize ihanet etmeyen o tutulun ihaneti gerçekten tat kaçırmıştı. Bizim görevlendirdiğimiz ve bize ihanet etmeyen yoldaşlarımız olacak o dünyada. Sadece onların yaşadığı 6 kayıp müthiş 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 yani ben 6 kayıp mümkün değil abi tahmin bile etmiyordum. Gerçekten müthiş şu an. Abi meydan savaşlarında bizim ordu yok eder ya. Yani kale kuşatmalarında falan da yok ediyor inanın. Kale kuşatmaları ve kale savunmaları hakikaten çok iyiler. Özellikle kale savunmasında. O kadar yüksek ok gücümüz var ki. Yani mücadele edemiyorlar. Ve 6 kayıpla böyle bir savaşı kazanmak. Sevgili Bagai'yi, Rustika'yı, Huranuk Bey'i ele geçirmek müthiş bir şey. Gerçekten müthiş bir şey. Yani harika. Genel anlamda serideki gücümden inanılmaz memnunum. Şimdi sevgili dostlar. Hemen Huranug'un kelleyi vurduk. Ve Kuzeyit bir klan daha kaybetti. Rustika'yı ve Bagai'yi de vurduk. Artık diğerlerinin ordu basmasını bekleyeceğiz. Şuradan Mazen'e doğru bir ilerleyelim. Biraz daha adam alalım. Aman diyeyim hocam. Aman diyeyim. Yani bakın biri gidip Asara'ya katılırsa gerçekten olduğum yerde pıt diye düşer bayılırım. Lütfen artık Asara'ya falan katılmayın. Ya hatta ben şunu düşünüyorum artık. Ne yapıyorum lan kalenin ardında? Oğlum adam kalenin arkasına çekilmiş orada oturuyor. Ne yapıyorsun ki kalenin ardında? Hatta ben şunu düşünüyorum. Acaba bütün birlikleri vurup yani bütün Kuzeyitlileri vurup sen kimsin? Manan. Aa. Manan hanım. Kergit'in son kalan üyesi. Kucağıma mı düştü? Lönk diye. Çok iyi. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Bence Kuzeyit'in bütün lordlarını vuralım. Gidip Asera'yın da bütün lordlarını vuralım. Buralar hangi bağımsız klana katılıyorsa katılsın yeni bir krallık kuramayacakları için. Geri kalanları rahat rahat keseriz. O ne ya? Adam resmen içinde bir ordu daha barındırıyormuş da. O kadar da önemli değil. Askerlerime tecrübe vereceğim bu arada. Biraz daha kalabalıklaşsınlar. Ve Manan'ı vurmakla beraber Kergit klanının da sonunu getirmiş olacağız. Böylelikle Kuzeyit bir klan daha kaybetmiş olacak. Benim geliştirmekte zorlandığım bir yeteneğim var mıydı acaba? Taktik zor ilerliyor gibiydi değil mi? Ama taktik yeteneğine o kadar ihtiyacımız yok. Liderliğimiz gayet iyi. Cazibemiz gayet iyi. Cazibeyi biz nasıl kastık bilmiyorum bu arada. Millete toprak vere vere herhalde ya. Vekillik yeter. Yani daha ne kasacağız vekillikte değil mi? Ya göndergeli silah misal. Değil mi? Yani çok kötü durumdayız çünkü orada. Heal belki. Çiftel kılıç. Çiftel kılıç. Bir tık çiftel kılıç alalım abi. İz sürücümüz 200 oldu.
Köy birliklerinin %10 daha büyük olmasını aldım. Pekala. Şimdi sevgili dostlar, fetihler yapma zamanı bence. Elimizde yeterince asker var. Gidelim ve Balgar şehrini kuşatalım. Balgar şehri kuşatması için yanımıza bir miktar adam almamız gerekecek. Acaba yandaki orduyu bozup yanımıza mı alsak? Karadişli Kranıcı'nın ordusunu. Tek başıma bir şeyler yapamayabilirim çünkü. Oho, herkes orduda paşam. Beyler bakın, bana bir tane daha ihanet eden olursa çığlık atarım. O yüzden lütfen bana ihanet etmeyin, olur mu? Yani Kingdom of Babuş'ta babuşun klanları, babuşum yumruğu mu? N yerine M'ye basmışım. Neyse, olur o kadar. Sinsin araya, elleme. Babuşum tekmesi. Ya abi, krallık kuruyorsun, tamam mı? Topraklarına vekil tayin ediyorsun. Seni işte bu toprağın yöneticisi ilan ediyorum. Bundan böyle lakabın Şebelemettin mi? Hani ona benzer bir şey, anladın mı? Harf hatası yapar mı kral ya? Beyler kazara yanlış tuşa bastım, durun. Yanlış mürekkep silmeye üşeniyor değil mi? Orksal'de bulunan asiler ayaklandı. Orksal'deki bulunan asiler kime hizmet ediyordu? Kime karşı ayaklandı? Orksal asileri. Vlandia medeniyetine ait. Orksal'e karşı mı ayaklandı Orksal asileri? Oğlum siz kime karşı ayaklandınız? Sevgili Orksal asileri. Kuzey'te karşı ayaklanmadınız belli ki. Bak benim dediğim olay gerçekleşiyor galiba sevgili arkadaşlar. İsyancılar isyancılara karşı ayaklanıyor galiba. Nasıl yazılıyor Orksal ya? Otsal. Orks diye bir şey yok tabii değil mi? Otsal. Abi Otsal asileri Zem klanına karşı ayaklanıyor. Evet. İsyancıların isyancıları. Peki bu bize neyi getirecek biliyor musunuz beraberinde? Kuzeyt oturduğu yerden daha çok güçlenecek. Çünkü Kuzeyt'le savaşta olan bir asilere karşı ayaklanıyor bunlar. Kuzeyt'le savaşta olan asilere karşı ayaklandıkları için burayla teke tek atacağız arkadaşlar. Başka seçenek yok gibi. Surları kırar gireriz içeri. Biz tek başımıza da kale alabiliriz. Ama biraz uzun sürer tabi. Ya bak ama tam olarak dediğim olay oldu. İsyancıların, asilerin asileri. İsyancılara isyan eden isyancılar. Çagun'un birliği Tial'da saldırıya uğradı diyor. Sevgili Çagun, 106 adamıyla vuruşabilir belki, bilmiyorum. İsyancıların isyancıları. Ben bu kadar parayı ne yapacağım onu da bilmiyorum. Ya o kadar çok param var ki. Yanımdaki adamlara full artı full zırh mı çeksem acaba? Bebelerim büyüse de. Ah, Çagun'u ele geçirdiler. Oo, Kuzeyitliler vurdu bizimkilere. Sen benle kal. Kuzeyitliler sağlam vurdu bizimkilere. Çagun'u 2000'e serbest bıraktırdım. Git tekrar ordu kur. Ama tekrar ordu kuramaz değil mi? Daha belli bir süre geçmesi gerekiyor. Bak ne yapalım biliyor musun? Madem elimizde bu kadar para var ve ekipmanları askerlere tecrübe vermek adına kullanıyoruz. Misal Çagun'u geleyim, alayım yanıma. Buradaki bir yere yönetici olarak atarım. Atıyorum Makeb'e. Makeb'den alayım Çagun'u yanıma. Ordu dizeyim, full buna Kuzeyt Kaan muhafızı vereyim. Deli gibi savaşsın ortalıkta. Ama niye böyle bir şey yapmıyorum bak. Bu mantıklı. Ekonomik durumum buna elverişli. Elbette ki yapabilirim. Ama neden böyle bir şey yapmıyorum? Bunu size açıklayayım sevgili dostlar. Çünkü alır, tamam mı? Tutar. Verdiğim askerleri gider başka birinin kalesine koyar. Gider başka bir yerden piyade alacağım diye bu askerleri bir kenara atar. Böyle bir şey yapma ihtimali var. Yani en çok tabii yapma ihtimali olduğu şey. Merhaba Baltakan'da savunmaya gelenler. Ne habersiniz? O kadar da yaralı değilsiniz yani. Dalmanız oy Ergen'e geliyor. Oy Magnus Bey. Lorraine'in klanı. Lan. Kanka. Bana zincir vuramazsınız bak. Bu Harfit klanının yok oluşuyla sonlanacak. Yani Kuzeyt'in son klanı ölecek.
Arkit klanı yok edilecek. Rimmeld'ın klanıyla Rimmeld'dan herkesi bulamayabilirim. Coolharn, Rimmeld, bunlar yeni adamlar zaten. Normund ve Vatikan. Bana fark etmez. Ben düşman ayırt etmem. Öncelikle şöyle yapacağız. Herkes beni takip edecek. Al. Garibanlardan birinin atı yok. Geçmiş olsun. Sen kaç. Yani bence kaç. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Piyadelerinden kesinlikle uzak duracağız elemanların. Piyadelerinden uzak durup okçu grubunu yiyeceğiz. Önce atlı okçu grubunu. Sonra normal atlılarını. Anladın? Oklayın. Oklayın beyler. Ulan bir tek ben araya girip parçalıyorum milleti. Ben ne anladım bu işten ya? Gel. Gel 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 gel. Gel tepeye, gel tepeye, gel tepeye. Gel tepeye. Oo. Anladım. Beni takip et. Yani adamların atlıları girdi devreye. Dur. Vay. Kaç şuraya. Kaç şuraya, ben giriyorum. Ben geri giriyorum alana. Kaçarken ateş edebilirsin. Sık babu. Sık. Yani mümkün mertebe piyadelerinden uzak. Yazık, birkaç tane vasalım da beni takip ediyor. Abi asla boş geçmeyeceğimiz bir yere girip dünya kadar kill almamız gereken yerde hiçbir şey yapamadık. Oy, şövalyeler geliyor. Oy. Oy. Vilanda'ya şövalyeleri falan geliyor. Arkadaşlar, şövalyeleri indirirsiniz artık değil mi? Bu üzerinize doğru rushlayan şövalyeleri bir temizleyin. Piyadeler de hareketleniyor. Piyadeler de hareketleniyor. Dur 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 dur. Ben açılacağım. Benim açıldığım yere gelin, tamam mı? Ben açılacağım, açıldığım yere gel. Ya çekil. Ağacın oraya, ağacın oraya. Açıl 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 açıl. Bu savaşta yüksek manevra kabiliyeti lazım. Yüksek manevra kabiliyeti olmadan yatarız. Adamlarım süvari olsa direkt şu okçuların içinden geçmiştim bu arada. Adamlarım ne yazık ki süvari değil. Kaça kaça. Sıka 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 sıka. Sıka sıka kaç. Sıka sıka kaç. O piyadeler buraya yetişemez. Ben de çok deli yürek gibi önde durmayayım da. Ben de çok deli yürek gibi önde durmayayım. Sonra adamı yerler. Piyadeler geliyor mu? Piyadeleri de geliyor. Piyadeler nerede? Tamam, piyadeleri 100 adım geride. Piyadeleri 100 metre geride. Acımayın hocam. Piyadeler gelene kadar bu süvarilerin içinden geçeceğiz önce. Aa, ergene çingenesini aldım. Kafiyeli diye söyledim. Umarım şey değildir ya, sıkıntılı bir ifade değildir. Çünkü artık şey böyle. Hayır hayır hayır, merak etme merak etme, tamam, babuş boşu başlamadı, bekle. Artık çünkü şey böyle, gerçekten insanların neye hassasiyet kastığını ya da ne konuda hassas olduğunu bilmediğim için. Abi okçularından kaçmamız lazım. Bak ben sana bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Okçulardan kaç. Atlıları iyice uzağa sür, iyice uzağa sür. Şimdi bakın, atlıları iyice uzağa sürdüğümüzde ne olacak biliyor musunuz? Sadece bizi süvariler takip edebilecek. Okçular takip edemeyecek. Yani yetişemez. O kadar hız aykırı. Ne yapacağız? Süvarileri avlayacağız. Süvariler avlanınca ne olacak? Adamlar kolsuz bacaksız kalacak. Yani süvariler bu adamların ayağı, tamam mı? Büyük bir sürüyü kontrol ediyorum bu arada. Muazzam bir güç ya. Adamlar kolsuz bacaksız kalacak abi. Ne olacak kolsuz bacaksız kalınca? Tek yiyecekler. Bu kadar. Okçuları oto salacağım. Belki bir girçik yaparız. Anladın? Cephaneleri biterse belki bir girçik.
Maksat cephaneleri de olsun diye. Oo! Oğlum bunlar gelmiş. Atlı koş. Koş 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 koş. Ne kadar koşturabilir ki ordusunu? Adamların yorulma durumu falan var mıydı acaba? Hatırlayanınız var mı? Yok yok, yorulma durumları falan yok. Total var mı bu? Ya yorulma durumları var mı diye şundan sordum. Tabii ki piyade olduklarından dolayı ve ağır hareket ettiklerinden dolayı bizim atlılarımız kadar hızlı koşamazlar ama aklıma Total War oyunlarındaki şey geldi. Total War serilerindeki. Şuraya doğru bir ikilesenize. İyice çıkalım bu aradan. Aklıma Total War oyunlarındaki şey geldi. Hani böyle ordu fazla koşarsa yoruluyor ya. Savaş yorgunu oluyor. Savaş yorgunu olduğundan dolayı verimli savaşamıyor vesaire vesaire. Böyle birçok debuff'u var abi. Total War'da orduyu dinç tutmanız gerekiyor. Özellikle Three Kingdoms'ta birazcık daha yani Warhammer kadar olmasa da fantastiktir de. Hani orada normal piyadelerle, insanlarla oynadığınız için orada daha çok dikkatimi çekmişti. Hani ordu yorgun mu, değil mi? Arazinin şartları nasıl? Çok koşturdun mu? Örneğin hani orada böyle atlılarla sağa sola sağa sola şu piyadeleri savurursan ne olur biliyor musun? Adamlar haşat olur abi. Piyadelerin yürüyecek darmağını kalmaz. Sonra gider herifleri teslim alırsın. Tabi aynı şey bizim atlı okçular için de geçerli. Belli bir yerden sonra darmağını kalmıyor. Koş öteki tarafa. Koş öteki tarafa. Aslında sevgili dostlar, bizde oyun çeşitliliği hakikaten fazla. Yani Samet Güngör Live'a baktığınızda görürsünüz Samet Güngör Live YouTube kanalına. Ama siz sadece Bannerlord izliyorsunuz ya. Hani böyle bunu şey için söylemiyorum. Ya bundan keyif alıyorsun, bunu izlersin abi. Tabii ki en normal şey, en doğal şey ama hani diğer oyunlara da bir fırsat verseniz neler neler var ya. Böyle yani keyif alacağınız ne kadar çok şey çıkacak. Kaldı ki aslında bizim kanal varyasyon kanalıydı da ben sonra işte yayınları mainlememle beraber özel video olayını salınca sadece Bannerlord şey yaptı, tutundu. Bir çık gir yapalım ya, bir çık gir yapalım. Böyle inat etmenin bir lüzumu var mı? Ya da var anasını satayım, çıkmıyorum. Elimden gelen en iyi performansı tek savaşta, tek şeyde göstereceğim, tek perdede. Ama aslında bir çık gir yapsak var ya. Üf, çünkü yani muhtemelen okçuların... Oo hayır, sadaklarında hala ok var. Kanka siz nesiniz öyle ya? Hala sadakta nasıl ok var? Atak bitmiyor, atak bitmiyor. Şu okçular çok tehlikeli. Okçulara yakalanmamak lazım. Okçulara yakalanmadığın vakit bitiyor olay. İyice uzakla, iyice uzağa, iyice uzağa. İyice uzaklaş. Lan bu adamlar da bitti ya. Yani 18 kayba karşılık onların... Onlar 52 kişi vurmuşlar, tamam mı? Biz 554 vurmuşuz abi. 1'e 10. Gerçekten oranımız 1'e 10. Peki abi, ordundan tamam, herkesin oku var hala. 330 tane atlı okçu var. Herkesin oku var, herkes gelebiliyor. Ana piyade grubu ilerleyene kadar adamlara bir sıkalım. Şöyle yapacağız sevgili dostlar. Oo, yapamayacağız galiba. Abi şuna bakar mısın? Bizim atlıların bir kısmı arada kaldı galiba. Hocam aslında ne yapmak makbul biliyor musun? Çık gir. Çık gir. Hı hı. 600 adamlarını temizledik zaten. Birliği geri çek. Tekrar gir. Niye? Piyade kaldılar çünkü. Etraflarından dolanmak lazım. Piyade kaldıkları için etraflarından dolanmak lazım. Şimdi etraflarından dolanmazsan onları yiyemezsin abi. Al otomatiğe. Ordumu koruyacağım. Kalan 300 kişiyi de normal temizleyeceğiz. Abi bir şey söyleyeyim mi bu arada? Savaştan tertemiz çıkıyoruz. Tertemiz. Yani normalde böyle bir savaşta kafalama ordunun yarısını kaybedersin ya. Çok net yani. Net ordunun yarısını kaybedersin abi böyle bir savaşta. Ama biz o kadar tertemiz çıkıyoruz ki savaştan. Tertemiziz ya. Bir de arkadaşlar şöyle düşünün. Bunlar Kuzeyitli. Bir savaş atı lootlayacağız buradan. Yani ilerleyen aşamalarda kullanmak için diyorum. Yeni orduları geliştirmek için. Bir savaş atı lootlayacağız. Ben bunun üzerine Balgard'ı bile alırım abi.
Kaldı ki aslında amacımız ilk başta Balgard'ı almak değildi. Kendimizi yem olarak kullanmakta, hatırlayın. Böyle yem olacaktık. Yem olup adam çekecektik buraya ki bunu başardık. Artık bunun ardına Kuzeyit'in zaten hani yeni katılan klanlar harici gücü kalmaz ya. Ya yeni ne kadar katılıyorsa da katılsın arkadaş. Celladımın bileklerim ağrıyacak sanki. Daha fazlasını idam ederim. Hep daha fazlasını. 10 adam getirirlerse 10 adam keserim. 100 adam getirirlerse 100 adam keserim. Yani şu tarihi söz dökülür dudaklarımdan, anladınız mı? Ben bu kadar adamı nereye gömeceğim? O yüzden bana sıkıntı yok. Diledikleri kadar gelsinler. Ama böyle belli bir miktar toprak alarak koordineli, kademeli ilerlemeyi ihmal etmeyelim. Yeter bize. Ha, perma perişan oldular bu arada. Gerçekten perişan oldular yani. Hayır, topladıkları orduları da tırt değildi bu arada. Lütfen belirtmeme izin verin efendim. Topladıkları orduları da tırt değildi ve bunlar oldukça güçlü askerlerdi. Getirdiği askerler. Al. Al. Oh. Oy. Abi toplam 20 kişilik kayba. Düşmanın bütün ordusunu mahvettik. Tabii ki herkesi esir olarak alıp hepsinin kafasını bir bir vuracağız. En iyi adamlarını alalım esir olarak. Daha şehrin surlarını kırıp içeri gireceğiz ya. Böyle daha karpuz keseceğiz. Şimdi efendim, şöyle bir bakalım. Sevgili Magnus, Loren'in klanı komple bir yok edilsin. Sevgili Corjin, çok lazımdı abi yani. Arkit klanı ölmezse, çünkü Arkit klanı canımızı okurdu. Harfit'ten Ergen'e. Diğerlerini de vuracağım da. Kuzeyit'in yeni kralını görmek istiyorum, size zahmet. Kuzeyit'in yeni kralı kim? Rimald. Vlandiyalı biri. O da benim esirim galiba, değil mi? Hı-hı. Bekle, kuşatmayı sürdüreceğim de bir işim var minik. En son kralı öldüreyim o zaman. Ya Kuzeyit'in geleceğini elinden aldım ya. Geleceği, geçmişi, her şeyini elimden aldım adamın. Merhaba. Şunları atsak. Oha. Daha çok fazla tecrübe diyor. Peki. Şöyle yapalım. Sen 10k tecrübe verene kadar biraz fazla oldu. Birazını geri al. Tık 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 tık. Etik etik. Tamam. Tecrübe ver biraz. Biraz daha tecrübe verebilirsin sanki, değil mi? Kapasite aşıldı da önemli değil. Şehre gireceğim zaten. Kırmızı olduktan sonra deneyim almıyorlar. Ondan dolayı basmıyorum. Bir tane atlı okçu kaldı. Onu da zırhlı atlı okçu yapalım. Dur. İki parça eşya atsam zaten. Aynen, o zırhlı atlı okçu oldu abi. Mis. Mis 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 mis. Sürdür kuşatmayı. Yani adamlar da yavaş yavaş kendine gelsin. Benim nasıl olsa herhangi bir sorunum yok. Kuzeyit Konseyi kendi kendine toprakları paylaştırıyor. Abi o toprakları elinizde tutamazsınız. Kuzeyit'in kendi öz topraklarını elinizde tutamazsınız ki. Balgard'ın surları yarıp öyle gireceğim bu arada. Hiç böyle var ya, surların üstüne çıkmak etmek uğraşamam abi. Bütün Balgard'ı surlarını kırıp alacağım. Bu arada Kuzeyit bu savaşla beraber muhtemelen aradan çekildi. Bir saniye, bu arada bölüm adını unutmadan bir yere yazmak istiyorum arkadaşlar. Unutmadan bir yere yazmak istiyorum abi. Sonra unutacağım bölüm adımı çünkü. Bölüm adını. Şey çok iyi çünkü, isyancılara isyan eden isyancılar. Bu bölümde bunu gördük. Hani bu benim aklımda kalsın, anladın mı? Bence güzel başlık çünkü.
Şimdi Balgard isyancıları, isyancı grubu. Balgard isyancılarına isyan edenler, işte isyancılara isyan eden isyancılar. Bence etkileyici. Bence hoş başlık. Şimdi elbette ki adamların açlıktan ölmesini beklemeyeceğim. Yani tabii bunu da yapabilirim. Benim elimde 785 gün yetecek erzak var. Geberin de diyebilirim ama surlar kırıldıktan sonra bence şey yapabiliriz ya. Ama gece vakti girmem. Gece vakti girmem abi, yok. Ha, gündüz vakti böyle. Gündüz gözüyle gidelim de bir Balgard'ı alıverelim ya. Bak, bu bölüm gerçekten keyif aldım. Geçen videolar o kadar benim için keyifli değildi. Yani çünkü milletin kellesini almaya gidiyorum abi. Bildiğin hani suikast görevini üstleniyorum, anladın mı? Beyler herkes ucun, makineleri sallayın. O kadar suikast görevine falan gidiyorum böyle. Kılıcımı kalkanımı mı alsaydım acaba? Neyse. O kadar vuruşmaya gidiyorum. Bence atla içeri dalmak nereden baksan bayağı delikanlıcaydı. Tam bir delikanlı hamlesi. Atla içeri dalan adam. Peki bizimkilere kapıyı açsam ne yapabilirler ki? Delik deşik ederler beni. Ne yapacaklar? Ulan her yerde okçu. Nereye kafamı çevirsem okçu. Birader. Burada okçu var mı? Dur. Dur. Hey. Binanın ardından. Hey. Bizim agalar girdi galiba içeri. Baksana, bir FPS aldığıma göre. Wow. Sen çok kaşınıyorsun. Kaşınmayın, kaşırım. Her geçen yıl birer. Ne oluyor be? Biri vurdu. Kim vurdu bana? Masadan eksiliyor dostlar diyecektim. Ne güzel. Melodik kesiyordum hepinizi bir. Adamlar farkına bile varmıyor. Böyle aksiyon filmlerinde olur yani. Herif bir ayıklar elemanları. Öyle bir ayıklıyordum elemanları, hiç uyanmıyorlardı bile. Arkadaşlar, ben burayı temizledim. Kraliçeye yakışır bir şekilde kalenin kenarına pıstım. 4 kayıpla şehir. Abi müthiş. Kalenin kenarına pıstım hocam. Tam böyle var ya, tam bir kraliçe. Yani bir hanımefendi olduğumuz nereden, ne kadar da belli. Kenara pısıp patır patır adamlara köstürüyordum. Bam bam. Çok güzel. Çok güzel abi. Kale içeri geri çekildi. Peki. Asker gönder deyip alırız orayı. Hiç koyupsuz. Hey maşallah. Evet, Balgard şehrini de böylelikle tek başıma ele geçirmiş oldum. Tutsak limiti aşılabilir. Normal kapasite aşılabilir. Hiç önemli değil. Yani zaten şehir bize ait. Bu bölge bize ait. O yüzden merhamet gösterilebilir. Fidyelerden bir sattık. 55k para hocam, sen ne yaptın? Ben ne yapayım hakikaten? Üzerimde katır matır mı taşıyayım abi? Peynir. Peki. Şurada biraz bekleyelim. Buranın güvenlik seviyesinin hali ne hocam? Evet, burada garnizon yok ve adamın biri surları kırdı. Balgard'ın yeni sahibi. Baltakend'in ne Balgard'ı ya? Ben sabahtır Balgard diyorum değil mi buraya? Herkes de beni destekliyor. Canlarım benim. Teşekkür ederim. Karadişli. Bir saniye. Bizim Karadişli'nin kaç toprağı var ya? Sen bana bir onu söylesene. Bizim Karadişli'nin kaç toprağı var? Klanlardan bir bakalım şuna. Şifacı Ragin'e de şehir veririm ya. Nerede Karadişli? Uzun zamandır bize hizmet ediyorsa şey yapmasın. Karadişli Katfin istiyordu değil mi? Karası vermişim abi sana. Daha ne vereyim ben sana ya?
Burada bir saniye. Burada babuşum. Ha evet, babuşum yumruğu. Babuşum tekmesi. Bak, tekme yumruk bunlar ayrı klanlar, anladın? Ondan dolayı. Ondan dolayı böyle. Hayır, harf hatasını kabul etmiyorum kesinlikle. Birazcık şu değişiklik artsın. Abi burada peki neden bu kadar az güvenlik var? Bunun belli bir sebebi var mı? Kenti yönetleyip bu arada kente bir yatırım yapalım mı? Şöyle bir 30K vereyim kente. Abi panayır alanları, atölyeler, kuşatma atölyesi, su kemeri, form, buraların hepsini bir yapıştırsınlar. Ve sulama. Yani köyler ne kadar gelişmiş olursa bizim için o kadar iyi. İsyan etmezler değil mi ya? Abi isyan ederler diye korkuyorum. Benim içeride olmam bir anlam ifade ediyor mu bilmiyorum da. Peribardım birliği. Ben o herifi indiririm şimdi şurada. Abi isyan etmezler herhalde değil mi ya? O arkadaş ölümüne susuyor. Ölümüne sen çaktırma. Abi ben kapasitenin dahilinde değil. Şey, kapasitemden fazla yük taşıyorum abi. Kuzeyit'le barış. Yani düşünülebilinir. Düşünülebilinir. Ama neden sevgili ahalim, neden? Sevgili tebaam neden böyle bir şey istiyor? Karşı olanlar da var. Katılanlar da var. Ya bu adamlara yeniden katılacaklar. Yani bu adamları daha da şey yapmanın bir iyi tamam, biraz kendilerine gelsinler. Biraz asker toplasınlar. Sonra devam ederiz. O ara bireysel olarak gidip klanlara savaş ilan edip fetihlere tekrar devam edebiliriz. 5200 haraç ödüyor. Güzel anlaşma bağlamışlar bence. Tebrik ederim bizimkileri. Kesinlikle güzel anlaşma bağlamışlar. Ama benim param çok fazla ve ben asker kasmak istiyorum. Bu yüzden alabildiğim kadar adam alayım ve eşyaları ona bırakayım. Yere bırakıp şey kasayım hani maksat. Hocam bu arada Baltakent de bizim oldu. Çok güzel oldu. Baltakent, Makep, Çaykant, Umbrella var hemen dibimizde. Orksal asileri var misal. Orksal asilerine dalabiliriz. Efendim şöyle bir askerleri toplayalım. Ama biz de çok iyiyiz var ya. Ya bütün Kalradya artık elimizin altında diyebilirim. Yani esasında şu an bence hem ekonomik zaferimizle, hem nüfuzumuzun artışıyla, hem askerlerimizin gücüyle, kuvvetiyle, kaleye bir tane bile garnizon koymadım bu arada. Evet. Gidip bir 200 tane adam atayım mı oraya? Ya da 150 tane. Asker, otomatik asker toplaması açık mı? Baltakend'in. Seanon, Makep, Çaykant. Baltakend'i göremiyorum. Garnizonda kimse olmadığı için göremiyorum değil mi Baltakend'i? Orada benim çünkü. Ha, Çagun. Yeni birlik oluştur. Leng. Leng. Garnizonda hiç adam olmadığından göremiyor olabilir miyim? Bilgiç al, Bilgiç Alka ve Kızıl Yidvi'nin yeni topraklar almasını da istiyorum da. Hocam benim değil mi ya bu tımar? Allah Allah. Ortişan'a ne kadar zengin yarmış ya. Gittik adama verdik. Çaykant benim. Baltakent benim. Evet, sıfır garnizondan dolayı. Sıfır garnizon. Bütün orduları dağıtıp buraya toplayabilir miyim? Bütün orduları buraya toplayacağım çünkü şey istiyorum, hani Baltakent'e garnizon gitsin istiyorum, anladın mı? Ya da üşenmeyeceğim, ben oraya vereceğim garnizonu, emin değilim. Ya erzak stokları falan yenilensin de. Şimdi askerleri koyarsam böyle acılıktan ölürler diye çekiniyorum ama acılıktan. Tam ben içeri bir 150 okçu koyacağım ya. 150 Kaan muhafızı koyacağım yani, ya da zırhlı okçuları koyarım. Sağım solum belli olmaz. Lütfen kaçmayın ordudan. Lütfen çıkmayın ordudan. Keşke daha fazla asker bakabilsem. Tamam. Şimdi öncelikle şöyle yapıyoruz. Kılıçları at. Çok güzel tecrübe verdi. Helal. Askerlere tecrübeyi ver. Teşekkür ederim. Evet. Sonra. Zaten şehrin dibindeyim. Zırhları at. Oha dedi oyun.
Şöyle bir elle şey yapalım. Maksimum tecrübeyi eriştirelim. Öyle taksit 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 taksit. Hocam çünkü param bol yani, ben artık bu kadar item'ı ne yapacağım? Tam biraz fazla verdik, önemli değil. Herkes geliştirildi. Çok iyi. Ben bu arada bir saniye ya. Bu kaleye git. Garnizonu yönet. Abi 150 Kaan muhafızı koyuyorum buraya. 150 Kaan muhafızının üzerine de kimsenin bir şey almasına gerek yok bence. Yani milislerle beraber burası tutulur. Şuradan birliklere gelelim. Baltakent'te asker toplama istemiyorum abi. Seonon, Makep. Makep'te asker toplanmaya devam edilebilir. Çaykant iyi. Artık bence Sanala'da da toplama. Sanala'daki 320 askerin üzerine bence kimse gelip çullanamaz. Hatta Makep'e de kimse çullanamaz. Oh, zaten Baltakan'da öyle bir adam bıraktık ki. Hocam, evlerden arak. Bizim bir yandan üzerimizdeki yük kalkmadı değil mi? Neden dolayı kalkmadı? Tahıldan dolayı mı? Tahıldan dolayı değil. Tahıl balık değil. Her şey fazla çünkü. Tahıl, balık, üzüm, et. Değil mi? Biraz daha peynir ver. Yani artık taşımaya yetmiyorsa yapılabilecek tek bir şey var. Daha fazla yük beygiri almak. 225 yük beygiriyle dolaşacağız artık. Ya savaş atlarını falan da aldık ya. Ben artık haritada hızlanabileceğime inanmıyorum zaten de. Bence benim harita hızı yalan oldu. Şu sayıca fazla olanları bir bırakıp tık 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 tık. Biraz daha experience verelim çocuklara. Tüm orduyu toplayıp öyle mi verseydik acaba? Gerçi daha fazlasını buluruz, yaparız ya. Tamam, herkese verebileceğim kadar tecrübe verdim. Geri kalanlarını artık bir şekil hallederiz. Şöyle bir tık tık yapalım. Eyvallah. Biraz asker toplama olayına girişeceğiz sevgili dostlar. Asker topladıktan sonra artık hani zaten Baltakent falan savunuluyor. Refah seviyesi düşüyor ama umarım sadakat konusunda falan bir sıkıntı yaşamıyordur. Surun yerleşim yeri seviyesi falan çok çok iyi. Her şeyimiz çok iyi. Yani bize ekonomik anlamda eksiği geçirecek hiçbir durum da yok. Bence madem ekonomim bu kadar artıda, iki tane refah seviyesi çok yüksek olmayan yeri gözden çıkartıp yeni devletler kurdurayım. Ve bence bunun için en uygun olanı Carbenisht ve Seanon. Yani Seanon'un Zula'sında falan bir şeyler var mıydı hatırlamıyorum da. Oraların o kadar yüksek yerleşim yeri seviyesi yok. Ve isyan da çıkmaz. Yani ben bu toprakları feda edeceğim ya. Sevgili Kızıl Idvin. Özelliklerine bir tekrar bakalım da. Ya, sinsilik var da bu herif acaba beni arkalar mı ya? Bak Carbenisht'ı sana veriyorum. Sen artık babuşun nesi olabilir ki? Mızrağı. Sen artık babuşun mızrağısın. Tamam mı? Babuşun mızrağı klanı olarak yolun açık olsun. Kızıl Idvin. Carbenisht senindir. Ve sen sevgili dostum. Sen de gel bakalım, hizmetlerin için seni ödüllendireceğim. Sana Seanon'u vereceğim. Ve sana da babuşun zekası diyeceğim. Çünkü adı Bilgiç yani herifin. Normalde babuşun miğferi vardı aklımda da. Yani babuşun zekası Bilgiç'e daha iyi oldu diye düşünüyorum. Tamam, iki toprak vermiş olduk. Yani iki toprağı bizimkilere vermekten dolayı pişman değilim. Buralarda onların hizalanmaları çok çok daha iyi olur. Ama sembolleri aynı galiba bazılarının. Özellikle yeni kurulan klanların sembolleri aynı gibi, baksana. Yep, aynı sembollere sahipler. Babuşun gölgesiyle babuşun zekasının sembolü aynı misal. Bana bağlı olun da başka bir şey istemiyorum ya. Daha klan seviyesi 3 olanlar daha yeni yeni olabildi. Beni satmayın, tamam mı? Bak, sizden tek beklentim bu abi. Satış istemiyorum. Beni satmayın. Gidip kuzeyite muzeyite katılmayın, bana yeter.
Hoş gerçi katılsanız da kellenizi alırım da. Artık dünya üzerinde adam kalmadı zaten abi. Dünya üzerinde adam kalmadı yani. Herkesi yedik. Oy 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 oy. Hocam şuralara bir tur bir dolanalım. Bizim agalar boş durma derdinde galiba. Peki gücümü merak ediyorum ben. 14.000. Oy. 850 haraç ödüyor. Asaray'ın kafasına bir ara bir daha çökelim ya. Hem Asaray fazla haraç ödesin. Yani askerleri toplayayım gideyim ve bence Asaray'a dalayım. Hem Asaray fazla haraç ödesin. Biraz daha fazla. Acaba bağımsız yerleşkelere mi dalsak? Şuna baksana abi. Her yerde bağımsız yerleşke dolu. A bak Sargut asileri misal Asaray'a katılmış. Bahsettiğim şey bu. Bahsettiğim şey gerçekten bu. Peki yeni vasallar arayıp daha fazla klan kurmak nasıl plan sizce? Bence güzel. Acı yudum Genalf. Alabilirim seni. Ama ben hatunları almak istiyorum ya. Kara Karment, cömert, gözü pek zalim. Okey. Kara Karment, seni aldım. Dur, niye gidiyoruz yanına? Sen yanıma gel. Adam alıyorum ya. Kalkan kızı Milisa. Ya onurlu istemiyorum. Kelle alacağım. Kara Manachild. Sen de gel. Bunlar güzel savaşçı ya. Bu hatunlara klan veririm. Uzun bıçak Siga. Ha çok iyi. İlk defa böyle bir yüz görüyorum bu arada. Uzun bıçak Siga. Sen de gel. Çok teşekkürler. Kalkan kızını alamıyoruz ne yazık ki. Tamam 3 tane. 3 tane hatun aldık yanımıza. Bu aldığımız 3 hatun ileride lord olacak sevgili dostlar. 3'ünü de lord yapacağız. 3'üne de toprak bahşedeceğiz ve daha da kuvvetli olacaklar. Yani krallığımız daha da kuvvetli olacak. Hatta bu iş için Asaray'daki yerleşim yerlerini almayı düşünüyorum açıkçası. Hani bizim çocukları yanıma alsam Danüstika, Hüsnüfulk, Razi buralara dizebilirim bizimkileri. Arda arda 3 şehir alabiliriz efendim. Şöyle bir asker sayımızı toparlayıp kendine getirelim. Ardından ufaktan videonun sonuna gelmiş olalım. Abi bence var ya çok güzel toparladık her şeyi. Oğuz abi 11 yaşında. Güzel atletizm ve binicilik yeterisi var. Vekillik var, heal var. Gayet güzel. Artık böyle bir parça güç ve göndergeli silah öğretebiliriz ya da vekili bir tık daha öğretebiliriz. Kendisi de demircilik öğrenmiş. Hani gerçekten çok yetenekli çocuklarımız var. Yani baktığın zaman zaten artık misal bizim klanın çocuklarını evlendirebileceğimiz insanlar doğdu değil mi etrafta? İnsanlar hani şöyle yaparız evlilik arifesinde. Yapamayız ya. Ne düşünüyordum onu açıklayayım size. Hani misal Oğuz abi büyüdü. Atıyorum. Yaşı 18 oldu ve evlilik yaşına geldi. Bu hatunlardan birine klan kurdurup Oğuz abiyle evlendirelim desek bize gelmeyecek klan olarak, anladın mı? Yani yaverlerinin de hatun olması lazım ama hatunlara kral verdiğin zaman, krallık verdiğin zaman yaverleri hatun olmuyor. Yani hiçbir klanın yaverinde kadın görmedim ben. Bakalım şöyle. Yok abi full erkek. Bak misal Söğüt Kabuğu Zilyata. 45'inde artık hani onunla evlendirmeyiz de daha genç biriyle evlendireceğim diye düşün. Klan başı olduğu için ona gider. Hiçbir klanın yaverinde kadın yok. Oğlum size ne oldu? Yaşlılıktan mı öldü? Galiba yaşlılıktan öldü babuşun şansındaki adam. Baksana abi yok yani. Söğüt Kabuğu Kresya var. O klan lideri. Bunların hepsi klan lideri. Bunların hiçbirinde şey yok. Hep yanına erkek alıyor elemanlar. Yani işte doğan kızlarını evlendirip o klanın gelişmesini sağlayabilirsin ama senin klanın gelişmesine imkan yok. Şimdi Gezgin Nus'la Ulge'nin 3 tane çocuğu var ya, Changan, Korot ve Urkun.
Bunların arasından misal iki erkek kardeşi var. Hepsi erkek. Üç erkek doğurmuş. Gezgin Nus'a bak. Yani bir tek Gezgin Nus'la bizim kardeş evlendiği için o klanın potansiyeli var. Geri kalan bütün klanlar bitik. Geri kalan bütün klanlar bitik abi. Bizim erkek evlatlarımız misal 18 yaşına geldiğinde dünya üzerinde kimse kalmadı ki. Kimle evlenecekler? Gerçi oyun bitecek, hani fetih gerçekleştiği için oyun bitecek. Bu konuda bir sıkıntı yok da. Bak misal hatunlardan diyelim, Umay Hatun öldü. Hatunlardan biri başa geçti. Bizim klanlardan birindeki bir erkekle evlenebiliriz, tamam mı? Yani çünkü hep yanlarında erkek var. Ve bir şekilde şey yapar böyle, hani soyun devam eder. Daha da çocuk yapıp klanı büyütmeye devam edebilirsin. Ama erkek tahta geçtiğinde erkeğin evlenebileceği bir şey yok, kadın yok. Hı-hı. Zaten bu isyan krallığının ben çok uzun süre yaşayacağını düşünmüyorum ya. Biz bak dünya kadar klan kurdurduk. Acaba kaçı hayatını devam ettirebilecek? Çok merak ediyorum. Hoş gerçi yani benim dışımda bunu deneyen birileri var mıdır onu da bilmiyorum da. Sırf kendi soylularını, kendi klanlarını, hani kendi medeniyetini oluşturma. Bunu deneyen benden başkası var mıdır bilmiyorum dediğim gibi ama. Yani şey yok yani, bazı takipçilerinin klan kurduğumuzda kadın olması işimize gelebilirdi veya otomatik olarak evlenmeleri işimize gelebilirdi. Ama o zaman çok mu şey olurdu acaba, çok mu OP olurdu? Yani çok aşırı güçlü, haddinden fazla. Bilemiyorum. Ne demek istediğimi anlatabildim mi onu da bilmiyorum. Çünkü ben de bir yandan konuşurken düşündüğüm için her şey birbirine girmiş olabilir. Şuralardan biraz daha asker toplayalım. Ordu sayımızı fullemek istiyorum. Yani abi şimdi misal dediğim gibi bu Umay Hatun ölse, ki ölmesine daha çok var da. Zira 40 yaşında bir şey daha, yani 85'ine kadar yaşayanlar var bu külliyatta. Demek ki herkesi vurduğunda kimseyi bulamıyorsun. Yani diyelim Umay Hatun ölse, öldüğünü varsayıyorum. Yerine çocuğumuz Alp abi geçti. Alp abiye bir eş bulma ihtimalimiz yok, biliyorsunuz değil mi? Hatta şöyle bakacağım. Kalradya'da soylar tükeniyor. Kahramanlar, kadın, canlı ve bekar. Şimdi şu babuşun klanlarındakileri salacaksın abi. Neden? Baharat tüccarı Nus'u falan da sal. Onlarla evlenemezsin ki, soylu. Eyvah. Hakikaten tam dediğim gibi. Hakikaten tam dediğim gibi chat. Yok. Bak soylu bekar kadın yok. Soylu evli. Babuşun Nus'u Ulgen'le evli. Babuşun Çagun'u ve Umay Hatun'u. Sadece bizim kadro var. Ey! Olgun'a bak. Hepsi, niye boyunuz ufak sizin ya? Daha yaşı ufak da gerçi. Çagun'dan dolayı. Ey! Bütün soyu tüketmişiz sevgili arkadaşlar. Bütün soyu tüketmişiz hakikaten. Fark ettiniz mi? Demek ki böyle bir senaryoda gerçekten çok zor zamanlar yaşanabiliyor. Özellikle klanların devamı konusunda ben çok endişeliyim. Yani klanlar nasıl soylarını devam ettirecekler? Bence yok olacaklar ve yerine yenileri gelecek. Yok olacaklar, yerine yenileri gelecek. Ama bu sefer de klanlar hiçbir zaman seviye kasamazlar ki. Gezgin Nus'un klanı hariç hiçbir klan seviye kasamaz o zaman. Yani bizim bu yaptığımız seviye 3 klanlar seviye 4'ü göremeyecek. Çünkü bir şekilde yaşlılıktan, savaştan, ıdıdan, bıdıdan bir şeyden ölecekler ve öldüklerinde yerine geçebilecekleri kimse yok. Bu klan önceden Karadişli Cagadun'un klanıymış. Savaşta öldü 27 yaşında. Oh. Peki. Yok abi, yani bu demek ki işte bizim ürettiğimiz bu senaryoda hayatta kalma opsiyonu çok düşük. Yani eğer biz herkesi idam ediyor olmasaydık, ben size işin açığını söyleyeyim, bu sistem yürümezdi. Ya bu kadar gelişip bütün Kaldradya'yı domine edemezdik, yani mümkün değil. Her neyse sevgili dostlar, ordumuzu tekrardan toparladık. Gerçekten kuvvetli ve büyük bir ordumuz var.
Ben bu orduyu Danistica önlerine götürüyorum. Ve bizimkilerle beraber Asera'ya savaş ilan edip 3 yeni klanı Şifacı Ragin ve Zem evlendi. Hadi bakalım bir saniye. Şifacı Ragin'in klanı hangisiydi? Krallıklar. Kingdom of Babush. Şifacı Ragin'in klanı hangisiydi acaba? Şifacı Ragin. Zem'le evlendi diyor. Zem. Zem. Bir saniye şu an merak içerisindeyim. Hah, Şifacı Ragin. Zem'le evlendi. Güzel. Bu Zem kimlerdendi peki? Lan Söğüt Kabuğu'nun klanından Zem'le mi evlendin? Bu gacı ne yapacak tek başına? Sakın ölme. Sakın ölme. Tamam. Birbirleriyle aralarında şey yapabiliyorlar. Evlilik yapabiliyorlar. Abi o zaman sadece Danistica'ya götürelim artık, videoyu sonlandıralım. Bir saat oldu video. O zaman sadece hatunların lider olduğu klan oluşturacağız. Bu hatunların lider olduğu klana yanına iki tane adam geliyor ya. O adamlarla evlenecekler. Yani erkeklerden klan oluşturmak çok riskli. Çünkü ortalıkta kadın yok. Peki. En azından bazı klanların yaşayacağını bilmek güzel. Ama misal Söğüt Kabuğu, Zilyata, kademe 3 bir klan ve herhangi bir evlilik gerçekleşmezse veyahut çocukları falan olmazsa yok olacak. Durumlar çok çok fena. Neyse. Sevgili dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Gelecek bölümlerde Mount & Blade 2 Bannerlord serisi kaldığı yerden devam edecek. Asera'yın üzerine oynayacağım efendim. Asera'dan alabildiğim kadar toprak almaya çalışacağım. Zaten artık bundan sonraki bölümlerde bol bol vuruşa vuruşa sadece toprak almaya çalışırız diye tahmin ediyorum. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.